Herkese merhaba. Meraklı canlılar olduğumuz için insanlar olarak her gün şaşırtıcı yeni keşiflerde bulunuyoruz. Ancak bazen bu keşifler o kadar tuhaftır ki cevaplardan çok sorular ortaya çıkarırlar. Göklerden düşen tuhaf eserlerden, yer altında bulunan antik anomalilere kadar işte karşınızda yakın zamanda keşfedilen en tuhaf nesneler. Nehir küpleri. Mayıs 2020'de İngiliz Will Reed, İngiltere'nin Coventry kentinde sığ bir nehirde değerli metaller için tortuları elerken gerçekten beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Başlangıçta nehir yatağı enkazı topladığını düşünen Will ve iki oğlu, çok daha ilgi çekici bir şey bulduklarını çabucak anladılar. Kurşundan yapılmış parmaklarınızın arasında tutabileceğiniz kadar küçük ve her biri karmaşık bir şekilde yazılı semboller ve sayılar taşıyan küpler ortaya çıkarmışlardı. Sonunda 60'tan fazla küp ve içlerinde delikler açılmış çeşitli madeni paralar buldular. Küplerin amacının ne olduğunu anlayamayan Will, açıklama için internete başvurdu ve kısa sürede bir cevap buldu. Ve bu tür küplerin geleneksel olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri Sahil Gizemi. 2018 yılında Avustralya Evanshead'teki Air Force Beach'i ziyaret eden bir adam, bir tür dev uzaylı kazu gibi görünen bir nesneye rastladı. Bu nesne, hepsi balık ağına sarılmış 2 adet 3 metre uzunluğunda plastik borudan oluşuyordu. Bir uçta plastik bir kubbe vardı ve görünüşe göre bazı elektrikli parçaları barındırıyordu. Ancak bunlar plastik borunun içindeki herhangi bir şeye bağlı görünmüyordu. Ögenin kökenine veya amacına ilişkin tek ipucu, kubbede yazılı olan Falcon kelimesiydi. Bu, bazılarının Sydney'deki kıyı şeridinin daha güneyinde bulunan Falcon Oil Company'ye ait olabileceğini öne sürmesine neden oldu. Durum böyle olsa bile şirket bugüne kadar bir açıklamayla öne çıkmadı. Bu arada bazı insanlar da nesnenin uzun olta balıkçılığı için kullanılan, belki de bir şekilde ağın geri kalanından kurtulan bir deniz feneri olabileceğini öne sürdü. Bu şey her neyse, 2 yıldan fazla bir süredir resmi bir sonuca varılamadı. Peki sizce ne olabilir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Roma dodekahedronları. Bazı garip keşifler, belirli türdeki nesnelerin tarih boyunca tekrar tekrar bulunmasıyla yıllarca sürebilir. Ancak her yeni bulgu, amaçları hakkında şaşırtıcı bir şekilde çok az şey ortaya koymaktadır. Roma dodekahedronları olarak bilinen bu şeylerde ise durum tam olarak böyledir. İsimleri 12 düz yüzlerinden ve hepsinin Roma döneminden geliyor olmasından kaynaklanıyor. Çoğu milattan sonra 2. ve 4. yüzyıllar arasına tarihlenen bu tuhaf içi boş nesneler, köşelerinde farklı çaplarda dairesel deliklerin yanı sıra garip kürelere sahiptir. Genellikle bakır alaşımından yapılırlar ve Roma madeni para depolarında bulunurlar. Bu da onların çok değerli eşyalar olarak görüldüğü anlamına gelebilir. Peki ne amaçla? İlk Roma dodekahedronunun 1739'da keşfedilmesinden bu yana, yani Kuzey Avrupa'daki eski Roma yerleşimlerinde bulunan en son buluntulara kadar bu soru cevapsız kaldı. Bazıları bu 12 yüzlü nesnelerin dekoratif ögeler veya şandan tutucular olduğunu düşünüyor. Diğer teoriler ise kullanımlarının uzaktaki nesnelerin boyutlarını ölçmek, boyutlarına göre sahte paraları tespit etmek ve hatta insanların kaderini anlatmak için olabileceğini öne sürüyor. Daha yeni bir teori, nesnelerin yüzlerindeki deliklerin değişen boyutlarına işaret ederek bunların etrafına eldivenlerin örülebileceği parmak ve baş parmak delikleri olabileceğini düşündürmektedir. Bu da nesnelerin çoğunun Avrupa'nın daha soğuk, kuzey bölgelerinde keşfedildiği gerçeğiyle örtüşüyor. Bununla birlikte yazılı, sanatsal veya başka bir şekilde bugün erişimimiz olan herhangi bir Roma kaynağında nesnelerin amaçlarına atıfta bulunmadığından kullanımlarına ilişkin teorileri doğrulamak şu anda imkansızdır. Sonuç olarak bahsettiğimiz teorilerden herhangi birini destekleyecek sağlam bir kanıt olmadığı için Roma dodekahedronları şimdilik bir sır olarak kalıyor. Ejderha taşı. Eylül 2020'de bu drenaj pullu görünümlü nesne Arkansas'taki bir tarlada Facebook'ta paylaşıldıktan sonra bulundu. Sosyal medyada uzaylılardan fosilleşmiş dinozor yumurtalarına, taşlaşmış kurbağa kabuklarına ve dev mantarlara kadar birçok teori ortaya çıktı. Tabi bazıları diğerlerinden daha makuldü. Ancak sonunda bir uzman devreye girdiğinde çoğu fikrin yanlış olduğu kanıtlandı. Buluntunun aslında jeologların septeryan bir siderit nodülü olarak adlandırdığı bir ejderha taşı olduğu ortaya çıktı.
Bu kayalar tipik olarak topraklar binlerce yıl içinde kuruduğunda çatlaklar oluşturan ve daha sonra kalsit gibi diğer minerallerle doldurulan çamurlu tortuda oluşur. Çoğu zaman bu nesneler Arkansas'ta ortaya çıkarılan örnekten çok daha küçük türler ve bu da bulguyu koleksiyoncular için oldukça değerli kılmaktadır. Bu yüzden bulan kişiler eski bir ejderhanın kalıntılarını ortaya çıkaramadıkları için hayal kırıklığına uğrasa bile en azından avuç dolusu parayla gözyaşlarını silebilirdi. Cadı el sanatları. Milattan sonra 79'da Roma kenti Pompei'de yıkıcı bir volkanik patlama meydana geldiğinde şehrin çoğu kalın bir kül örtüsüyle kaplandı. Orada yaşayanlar dayanılmaz sıcakta ve boğucu volkanik parçacıklarda can verirken kül insanların kalıntılarına ve eşyalarına etki etti ve onları 2000 yıl boyunca korudu. Ağustos 2019'da küllerin altındaki modern kazılarda sayısız büyüleyici keşif yapıldı. Kazılan bir evde pirinç menteşeler dışında büyük ölçüde çürümüş ahşap bir kutuda bir hazine bulundu ve bunun bir büyücüye ait olduğu düşünüldü. Bu ögeler arasında kemikten oyulmuş düğmeler, böcekler, kristaller, fallik tılsımlar, minik, oyulmuş bebekler ve hatta birkaç diş ve diğer çeşitli eserler vardı. Bu garip nesnelerin hepsinin ritüeller için kullanıldığı tahmin ediliyor. Bazı ögelerin ise muhtemelen etkilerini kanalize etme umuduyla takılacak olan kolyelere dönüştürüldüğü tahmin ediliyor. Hatta bu sihirli etkilerden bazılarının falcılık, büyücülük ve iyi şans getirmeyi içerdiği düşünülmektedir. Koleksiyon sahibinin kaderi göz önüne alındığında şansı pek yaver gitmedi diyebiliriz. Ancak yine de bu ilgi çekici koleksiyon Pompei trajedisinden kurtuldu. Volgograd diskleri. İnsanların yaptığı bazı keşifler kime sorduğunuza bağlı olarak ya tamamen çığır açıcı ya da oldukça sıradandır. Rus Gizem Araştırma Grubu, Kosmopoisk'in üyeleri için Rusya'nın Volgograd yakınlarındaki bir keşif gezisinde bu büyük taş diski bulmak olağanüstü bir şeydi. 4 metre genişliğindeki diskin bölgedeki birkaç diskten biri olduğu ortaya çıktı ve bu keşif ekip için çok önemliydi. Gruba göre taşın şekli, askeri mermilerde ve uçaklarda kullanılan bir metal olan tungsten içerdiği için bu dünya dışına ait bir kalıntıydı. Evet, UFO meraklıları kaşifler bu diskleri eski uzay araçları veya dronlar olarak tanımladılar. Gruba göre uçan dairenin beklendiği gibi görünmemesinin nedeni milyonlarca yıl önce bölgeye zorunlu iniş yapması ve o zamandan beri metallerin bozulmasıydı. Pekala, çoğu insan için bu sonuç biraz garip görünebilir. Ne de olsa bu şekildeki kayaların doğada beton olarak bilinen kompakt kütleler olarak ortaya çıkması o kadar da nadir değildir. Öyle ki bu durum mineraller uzun süreler boyunca daha büyük kaya kütlelerinin arasındaki boşlukları doldurduğunda meydana gelir. Bu betonlar çevresindeki kaya veya topraktan daha sert hale gelir ve tabakalar aşınır veya düşerse içerideki beton ortaya çıkar. Konkresyonlar yüzlerce yıldır merak konusu olarak görülüyor. Bu nedenle Kosmopoisk grubunun sonuçları yeni bir şey değil. Dahası ekip bu kayaların tungsten içerdiğine dair hiçbir somut bir kanıt sunmadı ve durum böyleyse bile bu dünya dışı varlıkların kesin kanıtı olmazdı. Nadir olmasına rağmen tungsten cevherde doğal olarak oluşur ve genellikle diğer bileşiklerle karıştırılır. Dolayısıyla bu tür kayalar büyüleyici olsa da bunların uzaylı kökenli olduğu sonucuna varmak pek doğru olmayacaktır. Kabuk kazısı. 2019'da Arjantin, Buenos Aires'te bir dere kıyısında balık tutan bir adam kesinlikle balık olmayan bir şeye rastladı. Adam çamurlu kıyıda sıra dışı bir kaya fark edince onu çıkarmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra taşın beklediğinden çok daha büyük olduğunu ve tuhaf bir dokuya sahip olduğunu fark etti. Ve çok geçmeden bunun sıradan bir kaya olmadığı anlaşıldı. Nesneyi incelemek için uzmanlar çağrıldığında oldukça iyi korunmuş bir fosille karşı karşıya olunduğu fark edildi. Kesin olmak gerekirse bu yaklaşık 10 bin yıl önce soyu tükenmiş devasa, kemik plakalı bir kabuğa ve bir kuyruğa sahip olan armadilloların eski bir akrabası Glyptodon'un fosilleşmiş kabuğuydu. Son yıllarda Arjantin'de böyle örnekler oldukça sık bulunmaya başlandı. Ancak bu kadar iyi korunmuş örnekler çok nadir bulunuyor. Bir diğer yandan bölgede daha da etkileyici bir keşif, 2020 yılında ineklerini otlatan bir çiftçinin fosilleşmiş iki Glyptodon keşfetmesiyle yapıldı. Şaşırtıcı bir şekilde takip eden kazı sonunda toplamda 4 fosilik bir grup ortaya çıktı. Bahsettiğimiz bu son keşifler 2015 yılında Buenos Aires'ten çok uzak olmayan Carlos Pegazi'nin yakınlarındaki ilk keşfin ardından gelmişti. İlk başta bir dinozor yumurtası olduğu varsayılan Glyptodon örneği çiftliğinde yürüyen bir adam tarafından bir derenin kıyısında bulunmuştu.
Görünüşe göre günümüzün Buenos Aires'i yok olmadan önce griptodonların favori yerlerinden biriydi. Umarız gelecekte bunun gibi daha büyük kabuk keşifleri yapılır. Sonuç olarak ilk bakışta kafa karışıklığına neden olabilen keşiflerin çoğu aynı zamanda en tuhaf olanlardır. Peki sizin veya çevrenizdeki insanların keşfettiği en tuhaf şey neydi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.